Öte yandan İsrail ve Lübnan hattındaki gerilim gittikçe tırmanıyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yangın çıkarmak için mancınıkla saldırı düzenliyor. ABD ile batılı ülkeler gelişmeleri endişeyle takip ediyor. İsrail'in kuzey sınırından sirenler yükseliyor. Lübnan Hizbullah'ının roketli saldırıları sürüyor. İsrail bunu savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana sınırlarına yapılan en ciddi saldırı olarak niteliyor. İsrail askerleri Lübnan tarafına mancınıkla ateş topları atarken görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan o görüntü, 16. yüzyıldan bu yana nadir olarak kullanılan silahların yeniden devreye girdiği yorumuna neden oldu. İsrail askerlerinin bu taktikle Hizbullah mensuplarının bölgede saklanmasını engellemek için kuru bitkileri ateşe vermeyi amaçladığı belirtiliyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sivillerin de ölümüne sebep oluyor. Lübnan Başbakanı Necip Mikati tepkisini dile getirdi. Bu uluslararası toplumun son vermesi gereken bir terör saldırısı dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı bakanların baskısı altında. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Finans Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ı Lübnan'ın derinliklerine doğru itmek için daha güçlü bir tavır alınması gerektiğini savunuyor. Ancak askeri analistler, İsrail'in Hizbullah'la mücadelesinin çok farklı bir hesaplama gerektireceğine dikkat çekiyor. Zira Hizbullah'ın elinde İsrail'de çok sayıda şehir ve kasabayı vurabilecek kapasiteye sahip roketler bulunuyor. İsrail basınında yer alan iddiaya göre ordu Gazze'nin en güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları durdurarak Lübnan'ın güneyine odaklanma tavsiyesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler durumu endişeyle takip ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yılbaşında gerilimin azaltılması için bir yol haritası sunmuştu. Macron bu konuda ilerleme sağlanması için Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Fransa'nın birlikte çalışmaya karar verdiğini söyledi. Ancak o açıklamadan saatler sonra İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Fransa'nın önerdiği üçlü çerçevenin bir parçası olmayacak dedi. Gallant, Fransa'nın İsrail'e karşı düşmanca bir politika izlediğini savundu. Macron yönetiminin Hamas'ın yaptıklarını görmezden geldiğini söyledi.